Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Arda ile beraber sizlere devrelerde bizim için olmazsa olmazlarımızdan Arduino IDE'sini kurmayı anlatacağız. Arda da şu anda yanımda. Merhaba. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Onu kısaca açıklayayım. Arduino'nun kendi sitesinden IDE'yi indireceğiz. Burada yaptığımız yazılımlarla basit devreleri, kapı gibi basit devre elemanlarına ihtiyaç duymadan yapabileceğiz. Şimdi ben bilgisayarı Arda'ya bırakıyorum. O size IDE'nin nasıl kurulacağını anlatacak. Teşekkürler baba. Şimdi size Arduino IDE'nin nasıl indirileceğini anlatacağım. Sitemiz arduino.cc. Bu adresten Arduino IDE'sini indireceğiz. Burada software kısmından downloads kısmına giriyoruz. Burada iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Arduino Web Editor ve Arduino IDE. Arduino IDE'yi indirmemiz gerekiyor çünkü Arduino'nun aygıt yazılımları Arduino IDE ile birlikte yükleniyor bir bilgisayarımıza. Web editörü ise Arduino IDE'yi indirdikten sonra kullanabilirsiniz. Çok tavsiye etmem. Arduino IDE daha iyidir. Kendi işletim sisteminize göre buradan indireceksiniz. Benim işletim sistemim Windows. Zip dosyası halinde veya yükleyici halinde indirebilirsiniz. Ama aygıtları dediğim gibi indirmek için Installer dosyasını indireceğim. Şimdi burada isterseniz bağış yapabilirsiniz. İsterseniz ise Just Download butonuna tıklayarak bağış yapmadan indirebilirsiniz. Buradan indiriyorum. Gördüğünüz gibi yükleme başladı. Evet, yükleme işlemimiz tamamlandı. Burada gördüğünüz gibi tıklayarak açıyorum. Programımız açılıyor. Kurma programımız. Burada lisans anlaşması var. I agree diyerek devam ediyoruz. Burada indirilecek dosyaları soruyor. Hepsini indirin. Burada indirme dizinizi soruyor. Ben D'ye indirmek istiyorum. Kurulum işlemimiz başladı. Evet, kurulum işlemimiz tamamlandı. Close'a tıklayarak bitirebiliriz. Ben daha önce kurulu olduğundan aygıtları sormadı. Siz de aygıtları indirmek isterse hepsine evet deyin. Aygıtları indirmek isterse. Evet, şimdi Arduino programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi masa üstüne kısa yol geldi. Ve programımız açıldı. Burada iki tane kod bölümü görüyorsunuz. Void Setup ve Void Loop kısmı. Void Setup kısmına Arduino'muzun ilk başlangıçta yapacağı, mesela bir tane pini çıkış pini olarak ayarlama gibi işlemlerimizi Void Setup kısmına yazacağız. Void Loop kısmı ise sonsuza kadar tekrarlar. Buraya ana kodumuzu yazacağız. Burada gördüğünüz iki slash işaretli ile başlayan yazılar Yorum olarak karşımıza çıkıyor, değil mi Arda? evet, yorum satırı. Bu kısımları önümüzdeki derslerde daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şu anda Arda size Arduino'yu bilgisayara nasıl bağlayacağımızı da anlatacak. Şimdi çekim yaptıktan sonra biz fotoğrafını çekip buraya koyacağız. Nereden bağlandığını. Öncelikle Arduino. bilgisayarımıza
USB girişine, herhangi bir COM'dan USB girişine kablomuzu takıp buradan da Arduino, hangi Arduino'yu kullanıyorsanız bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra Arda şimdi nasıl tanıtacağımızı gösterecek. Evet, şimdi Arduino'muzu bilgisayara bağladık. Arduino IDE programına Arduino'muzu bağlayacağız. Bunun için araçlar kısmına giriyoruz. Arduino'nuz hangi Arduino'ysa biz onu kullanacağız derslerde çoğunlukla. Hangi Arduino'ysa onu seçin. Bizimki şu anda Uno. Ve giriş portunu seçmeniz gerekmekte. Giriş portunu nasıl anlayacağız? Bende bir tane görünüyor fakat sizde birkaç tane görünebilir. Bunun için öncelikle aygıt yöneticimizi açıyoruz. Buradan bağlantı noktalarına giriyoruz. Burada bir aygıt var gördüğünüz gibi. Bu Arduino'muz. Sizde Arduino'nun modeline göre farklı görünebilir bu yazı, bu isim. Taktığınız porta göre de değişebilir. Bizim COM5'te. Arduino'muz bağlanmış oldu IDE'ye. Burada kontrol et, yani kodumuzu derleme ve kodumuzu Arduino'ya yükleme butonlarımız bulunmakta. Bu şekilde Arduino IDE'yi kullanabiliriz. Şimdi ilk kodumuzu yükleyip çalışmadığını Arduino üzerinde size göstereceğiz. Arduino üzerinde görmüş olduğunuz gibi iki tane ışık var. Bu ışıkların şu anda yanan iki tane ışık var. Bu ışıkların bir tanesinin yanıp sönmesi lazım içine kod yüklendiği zaman. Şimdi ilk kodumuzu yükleyelim. Şimdi ilk kodumuzu yüklüyoruz. Burada örnekler kısmından, basit kısmından blink kodunu yükleyeceğiz. Bu Arduino'muzun çalışıp çalışmadığını anlamamızı sağlayacak bir kod. Yükle butonuna basarak yüklüyorum. Gördüğünüz gibi yükleniyor Arduino'ya. Yüklenirken TX ve RX ışıkları da yanacaktır. On ışığı sürekli yanmakta ve LED ışığı, yani 13. pine giden ışık yanıp sönmeye başlayacaktır kod bitince. Bunlar olmuşsa Arduino Uno'nuz şu anda çalışıyor demektir. Sorunsuz bir şekilde. Bazen Arduino'larda bu ışıkların yanmadığı zamanlar da olabiliyor. Burada LED'in patlamış olmasından da kaynaklanabiliyor. O yüzden illa buradaki ışık yanmıyor diye Arduino'nuz bozuk anlamına gelmez. Bunu kodlarla deneyebilirsiniz. Daha sonraki derslerde göstereceğiz bunları. Evet, ben buradaki koddan kısaca bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir yorum satırımız var. Slash yıldız, yıldız slash ile biten bir yorum paragrafımız var. Daha doğrusu burada bir yorum satırımız var kısa. Burada Void Setup kısmında demiş ki burada LED girişi, yani 13. pin aslında 13. pine gitmektedir LED. Burada LED'e direkt hitap etmiş. Çıkış demiş. Çıkış pini olarak ayarlamış. Void loop kısmında ise bu LED'i yakıp söndürmüş. Şurada delay kısmından 1 saniye bekletmiş. Sonra burada da 1 saniye bekletmiş. Burada ise artı elektrik vermiş. Elektrik vermemiş ya da eksi elektrik vermiş diyebiliriz. Buradaki kodları arkadaşlar ilerleyen derslerde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu şu demek, 1 saniye boyunca bu pine enerji yolla ve 1 saniye boyunca bu enerjiyi kes. Bunu detaylı bir şekilde, örneğin önümüzdeki ders trafik ışıklarını yakıp söndürmeye göstereceğiz size. Sarı, kırmızı ve yeşil ışıkları nasıl yakacağımızı, sırasıyla nasıl yanacağını bu kod üzerinden göstermeye çalışacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.